Asuman'la Fatoş burada olduğuna göre. İyi de onlar kendi odalarında yatıyor. Sen de kendi odana gidebilirsin gayet net, rahat bir şekilde. Ruhları bile duymaz. Sabah herkesten önce uyanırız. Karı koca ilişkimize devam ederiz. Bence zaten bizim sadece gündüzleri karı koca hayatımız oldu. Bu çok tehlikeli olur bence, hiç gerek yok. Asıl tehlike bizim yan yana uyumamız. Efendim? Diyorum ki acaba sen yerde mi yatsan? Ya bütün günü sandalye tepesine geçirmiş biri olarak çok acımasız değil mi sen? Ama çok istiyorsan. Yok, istemiyorum. Tamam, haklısın. Git yat sen bir köşede. Sen? Ben de bir ucuna kıvrılırım artık. Ne yapacağım? Koca yatak. Ne olacak yani? İyi geceler Aslı. İyi geceler. Uygun bir şey arıyorum, pardon. Gece yatakta dönerken dikkat et. Pestil'e dönmek istemiyorum uykumda. Numara yapma, uyumadığını biliyorum. Ferit. Ferit. Seni seviyorum. Ne? İşte. Anlamıştım zaten numara yaptığını. İyi geceler canım. Bir şaka yaptım ayrıca. Günaydın. Günaydın. Ben duşa giriyorum. Ben de kahvaltı hazırlayayım o zaman. Dün gece... Sen söyle. Dün gece rahat uyudun mu diyecektim. Şaka mı yapıyorsun? Çok kötü bir gece geçirdim ben. Gerçi sen mışıl mışıl uyuyordun. Ben hiç mışıl mışıl uyumadım. Hiç uyumadım bile hatta. Yani o kadar uykusuzum ki şu an uykusuzluktan öleceğim. Allah bilir ben bugün neler yapacağım bu yorgunlukla. Hayatımda daha kötü bir gece gerçekten geçirmedim. İyi, umarım bir daha aynı yatakta yatmak zorunda kalmayız. Umarım. Günaydın. Kızlar da erkenden çıkmış gitmiş. Akıllarınca bizi yalnız bırakacaklar. Sen bu kadar zahmete ikimiz için mi girdin? Ne zahmeti canım? Her zamanki kahvaltı bu. Fırında da börek var. Nazlı, benim çıkmam lazım. Kahvaltı? Çıkmam lazım. Börek? Sen keyfine bak. Afiyet olsun.
Alo Engin. Ben şirkete geçiyorum şimdi. Her şey hazır mı? Hakan'ın şirketiyle ilgili düğmeye basıldı değil mi? Güzel. Tamam, o halde başlayabiliriz. Ne biçim evlilik bu arkadaşım? Bir güle güle öpücüğü yok, bir görüşürüz karıcım yok, birlikte kahvaltı yok. O kadar da uğraştım. Ha öyle dün gece özledim diyordun. Siamo d'accordo con Ferit Bey su tutti i dettagli. Non vediamo l'ora di firmare il contratto. Her konuda Ferit Bey'le anlaşma sağladıklarını, sözleşmeyi imzalamak istediklerini söylüyorlar. Sen de ona söyle. Artık Ferit Bey yok. Dolayısıyla antlaşma da yok. Bundan sonra karşılarında yepyeni bir pusulu holding var. Diyecek ki, Señor Ferit. Eccomi qua, sono arrivato. Ciao, benvenuti. Ciao. Yokluğumuzda misafirlerimizi ağırladığın için teşekkür ederim Hakan. Artık kalkabiliriz. Ne var oğlum? Niçin arıyorsun beni sabahtan beri? Ne maliye baskını be? Oğlum bizim defterlerimiz geçen ay incelenmedi mi zaten? Şikayet mi? Ulan bizi kim şikayet? Sözleşmeleri alabilir miyim? Buyurun. Tutto già pronto. Possiamo firmarli subito. Mi dà la pena. Grazie. Puoi leggere l'ultima volta. Ecco qua. Allora, tutto a posto, vero? Non c'è niente che manca. Tutto va bene. Allora, ci si vede a Milano al più presto possibile. A Milano. Ciao. Arrivederci. Geçmiş olsun. Sağ ol. Bu işin bir kurmacı olduğu çok açık da. Sence arkasında kim var? Cevabını bildiğin sorular sorma. Boş ver. İkimiz de Hakan'dan şüpheleniyoruz. Adam zaten olağa şüpheli canım. Neyse odama geçiyorum ben. Konuşuruz sonra. Herkes suç ispatlana kadar masumdur. Bir numaralı hukuk kuralı. Kesin bir delil yok elimizde. Bırakalım polis araştırsın. Hayat devam ediyor diyorsun. O zaman hatırlatayım. Bu akşam bir resim sergisinin açılışı var. Pusula Holding olarak biz de sponsor olacağız. Yani zamanı değil diye düşünebilirsin ama. Yo yo yo. Sanata kültüre özel bir zaman ayırmaya gerek yok. Onlar bize her zaman lazım. Ayrıca bu açılışa hepimiz katılıp gövde gösterisi yapmalıyız. Son zamanlarda bolca mahkemelerle, soruşturmalarla gündeme geldik. Bu tip haberlerle gündem olmakta fayda var. Evet, maalesef öyle oldu. Yani Nazlı ile basına sızan fotoğraflarınız. Daha sonra ilişkiyi reddetmeniz. Sonra basına biz evleneceğiz açıklamasında bulunmanız, aynı gün içinde nikahınızın ertelenip sonra tekrar kıyılması. Yani dışarıdan bakınca çok enteresan durumlar değil mi? Ya evet, öyle haklısın. Boşuna dememişler. Hayat biz planlar yaparken başımıza gelenlerdir diye. Sen neyin planını yaparken kendini evli buldun? Daha ağırdan almayı düşünüyordum. Daha sakin, daha gözlerden uzak. Ama işte bir an evvel evlenirsek Bulut'u hemen kurtaracağımızı düşününce planlar değişti. O zaman bugün planlar değişmesin. Açılışta görüşelim. Tabii ki. Ben sergi salonuna uğrayacağım. Görüşürüz. Görüşürüz. Çalışanlar sevkiyattaki tırların rotalarını falan istemiş. Yani bu olaylar yaşanınca geldi çocuk korkmuş anlattı. Zaten bunlar o kadar gizli bilgiler değil. Yani bizim daha önce çalıştığımız yerlerden tek tek öğrenebiliriz. Kaldı ki Hakan Bey'in de bu listeleri toplu olarak bir seferde alması enteresan geliyor yani. Daha da enteresanı yakalanan tırların dördü de yolda arıza yapan tırların yerine gönderilen tırlardan. Altı tane tır arıza yapıyor. Bunlardan dördünde uyuşturucu çıkıyor. Bak Allah'ın işine ya. Hakan yapmış belli ki. O araçları bozduran da odur. Demir'in arabasına müdahale ettiren de oydu. Bizim Tahir'i aralarına sızdırdık ama güvenip de kullanmadıkları için elimizde bir kanıt yok. Bu mevcut bilgilerle Hakan Bey'i suçlayamayız. Ama bizim için bu operasyona parmağı olduğu net. Şu anda Hakan'ın şirketinin defterleri inceleniyor. Şantiyelerindeki usulsüzlükler ortaya konuyor. Bütün bunlar vesayet davasında işimize yarar değil mi? Elbette Ferit Bey. O zaman biz vesayetle ilgili başvurumuzu hızlandıralım. Sizin aklanma süreciniz
ve Hakan Bey'in bulaştığı yolsuzluklar bir araya geldiğinde Bulut'un vesayetini almak için elimiz güçleniyor. Hadi o zaman bir dakika bile vakit kaybetmeyin. Peki efendim. Ben de çıkıyorum, dışarıda bir iki işim var. Akşam sergi açılışında görüşürüz. Tamam Ferit, görüşürüz. Hakan'ın kumpası senin yanında hiç konuşulmadı mı Tahir? Hayır Ferit Bey. Ben bana görev verecekler sandım, sizi o yüzden aradım. Ama sadece arabaların kontrolünü yaptırdılar. Tırları sabote etmişler. Bir sürü tırı. Seni oraya arabalardan anlayan adam olarak koyduk. Niye seni kullanmadılar bu kadar ihtiyaçları olan bir günde? Bilmiyorum Ferit Bey. Daha tam olarak güvenmiyorlar herhalde. Ne zaman güvenecekler Tahir? Ben seni oraya Hakan'ı suçüstü yapmak için yolladım. Ama yine zararlı çıkan benim. Benim bilmediğim başka bir şeyler olmuyor değil mi? Olmuyor Ferit Bey. Ne olabilir? Asla. Olmasın Tahir. Yavaş ilerleyelim diyordum ama artık sabrım tükenmeye başladı. Tamam Ferit Bey. Ben elimden geleni yapacağım. Dikkatli ol. Delireceğim. Son işimi yırtacağım. Yemin ediyorum ya. Şu hale bak ya. İki tane şantiyemde iş durmuş. O ne lan? Yok iş sertifikası güven. Ne lan o? Abi zaman kaybetmeyelim diye geçelim sonra halledelim demiştin ya. Biri onu ispiyonlamış demek. Lan biri değil, biri değil. Ferit işte. Ferit yapmış. Herif ne zamandır kovalıyormuş bizi. Baksana ya. Şantiyelerim kapatılıyor. Bir yandan mahalleye gelmiş defterlerimi inceliyor. Ama var ya çok pis cevap vereceğim oğlum ona. Çok pis. Abi pis derken? Pis işte Bekir. Ne bileyim ben, Ferit Aslan'ın arabasına tankla mı attırırız, kafasına mı sıkarız? Ne gerekiyorsa yapalım. Aman abi gözünü seveyim, zaten ortalık karışık. Bütün ilgi alaka üstümüzde, ne yapsak dikkat çeker. Bekir bak ben delirmiş durumdayım. Benim içimin soğuması lazım. O adam bana yanlış yaptı, böyle bırakma. Tamam abi, aheste gidelim işte. Aheste gidelim Bekir, aheste gidelim peki. Öfkeyle kalkıp zararla oturacağız yine. Herkes yine her şeyi bizden bilecek anasını satayım. Onlara bir şey yapacağım ben. Böyle boş durmam. Böyle boş durmam. Bu bizim yeni eleman. Neydi adı? Tahir. Hah. Tahir, Tahir. Onu yeni işte kullanacağız, tamam mı? Aa tamam abi. Onda sıkıntı yok. Hallederiz. Onlara göstereceğim ben. Hakan Önder'le oyun oynamak neymiş, göstereceğim onlara. Kıvamın güzelliğine bakar mısın? Tam istediğim gibi oldu. Çok güzel görmüyor. Yani görüyorum da tadarsam daha iyi anlarım sanki. Bak. Çok leziz. Eline sağlık. En zevkli kısmı şimdi başlıyor. Sosu üzerine dökeceğim. Kolay gelsin. Ferit. Nasılsın hayatım? İyiyim, sen? Ben de iyiyim. Yeni yardımcım mı? Hayırlı olsun. Geçiyordum, uğradım. Limonlu pastaya denk geldim. Limon sosunu falan tattım. Çok lezzetli olmuş. Gelmek için başka bir nedenim daha oldu. Dün de eve uğramışsın. Ben yokken. Ben yokken karıma göz kulak olduğun için teşekkür ederim. Nazlı'yı merak ettim. Teşekkür ederiz Deniz, sağ ol. Oturalım biraz, kahve içelim mi? Yok ya, benim sergiye gitmem lazım. Sonra görüşürüz. 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 Hazırsa ben de bir dilim alabilir miyim? Birkaç ufak dokunuşum kaldı, hemen hazırlıyorum. Tamam, ben yukarıdayım. Sizinle. Ne var Asuman? Bir saniye. Söyle, ne söyleyeceksin? Galiba Demez Hanım aramıza bir casus yerleştirmiş. Yani Burak, Demez Hanım için çalışıyor. Ona haber uçuruyor. Nereden çıkardın bunu? Demez Hanım bana bir telefon hediye etmişti. Pahalı bir telefon. Aynısından Burak'ta da var. Pahalı bir telefon olması onu casus yapmaz. Bu öyle herkesin elinde olabilecek bir telefon değil Ferit Bey. Hele ki ailesine maddi destekte bulunuyorsa.
Hem öyle kenarda köşede fısır fısır telefonda konuşuyor. Bakın, Burak demesin adama. Ben de o yollardan geçtim, eminim. Hayırdır, nereye? Ferit Bey, bırakın beni. Önce bir derdini anlayalım, sonra gerekirse bırakırız. Şüphelenmekte haklıymışım. Bir şeyler çevirdiğin çok belli Burak'cığım. Bir hiç çevirdim falan yok. Ben hiçbir şey yapmadım. Neden kaçıyordun o zaman? Ferit, Asuman ne oluyor? Burak, Demet Hanım'ın aramıza sızdırdığı muhbiriymiş. Ne diyorsun Asuman, sen nereden çıktı bu? Kimsenin muhbiri falan değilim. Ne diyorsunuz, anlamıyorum. Belki buradan bir şey anlarız. Abla, ben eminim. Zamanında aynı telefondan Demet Hanım bana da vermişti. İşimize yarayacak bir şeyler var mı içinde? Bütün mesajlar silinmiş. Son bir mesaj duruyor. Ferit Bey ile Asuman şu an bir şeyler konuşuyor diye. Raporlar da verilmeye başlamış, çok güzel. Abdullah diye birine gönderilmiş. Demet Hanım diye kaydedecek hali yoktu ama Abdullah da fena fikir değilmiş. Sadece arkadaş, biz her şeyi konuşuruz. O zaman şu Abdullah'a şöyle bir mesaj atalım. Çok önemli şeyler öğrendim. Şu anda konuşamıyorum. Acil buluşalım. Burak, doğruyu ne kadar çabuk söylersen o kadar iyi. Demet Abdullah mı? Cevap geldi. Tamam, nerede buluşalım? Şimdi Abdullah'a bir buluşma yeri vereceğim. Yolda da şarjım bitmek üzere yazacağım ve kapatacağım. Sence buluşma yerine kim gelecek Burak? Tarık, Burak'ı alın, toplantı odasında misafir edin. Senin de gözün üzerinde olsun ben gelene kadar. Tamam, tamam. Merak etmeyin Ferit Bey. Ben de seninle geleceğim. Abla saçmalama, senin ne işin var? Nazlı, sen burada kal, boş ver. Ben Demet'e haddini bildirip geleceğim. Hayır, kalmayacağım. Hadi bu zamana kadar başımıza sardıkları belalarda Asuman'ın da suçu vardı. Peki şimdi, biz hiçbir şey yapmasak bile bu kadın bizim yakamızı bırakmayacak. Ona dur demenin zamanı geldi de geçiyor. İyi de sen ne yapabilirsin ki? Henüz karar vermedim. Tamam, hadi acele edelim. Hayır, ben başımız daha fazla derde girmesin diye. Demet! Bizim başımız zaten belada, dertte. Anladın mı? Biraz sakinleş diye bir şeyler yapıyorum. Otur, dinlen. Merhaba. Pardon, yanlış bir zamanda geldik galiba. Baksana. Küçük bir aile dramının tam ortasına düştük. Öyle mi dersin karıcığım? Nazlı, Ferit, gelsenize. Aslan ailesi ilk defa evli olarak bizim evimizi şereflendirmişler. Bunu neye borçluyuz acaba? Ya gelmeden önce arayıp haber vermek isterdik de şarjımız bitti bizim. Bence kusurumuza bakmazlar. Demet'in sanırım. Toptan mı alıyorsun? Herkese dağıtıyorsun da. Anlamadım. Ya sen istediğin kadar anlamamaya devam et. Yeter ki şu elinizi kolunuzu üzerimizden çekin. Asuman bir cahillik yaptı. Sana elini verdi, kolunu kurtaramadı. Ama güven bana. Asuman senin arkadaşın olmak için çok küçük. Buna rağmen çabuk anladı, akıllandı. Sana da tavsiye ederim. Nazlıcığım, şimdi sen bize hayat dersi veriyorsun ama biz o dersleri çoktan geçtik. Hatta master bile yaptık. Yani biz bu hayatın sillesini yiye yiye bu noktaya geldik be Nazlı. Çok belli. Herkesin hayatı kendine be Hakan. Herkes kendi hayatından gerekli dersleri çıkarsın, yolunu çizsin. Ama şu küçük oyunları bırakın artık ya. Çamura dizi kalsın. İnsanların arasına casus çocuk bırakalım, laf taşısın. Bırakın bunları. Bugün casus çocuk elinde patlar, yarın bu tır meselesi döner, başına bela olur. Ferit Aslan'ın hayal dünyasından iftiralar. Çok yakında sinemalarda. Öyle. Gidelim mi hayatım? Gidelim hayatım. Aşk olsun ya, ateş almaya mı geldiniz? Bekleyin, birazdan Bulut da gelir, onu da görürdünüz. Yok, gerek yok. Yarın Bulut bende zaten.
Zaten yakında hep benden olacak. Adamların emniyetten toplarsın. Kavga etmeyin.